Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda çalışanlarla bir araya gelen emeklilerin ve memurların yaşadığı ekonomik mağduriyeti dile getiren Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Kamil Ünal, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Malumunuz son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler memur ve emeklilerimizi ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Geçen sene bugünlerde 1 dolar 7 lira 90 kuruş iken bugün 14 lira 30 kuruş olmuştur. Artış %81'dir. Yine geçen sene bugünlerde bir adet çeyrek altın 724 liraydı. Bugün ise şu an itibariyle 1320 lira idi. Yani dün öğle vakitlerinde şu an için 1360 lira oldu. Yani artış hızına biz de yetişemiyoruz. Çeyrek altındaki artış %82. Geçen sene bugünlerde 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcaması 7770 lira idi. Bugünlerde 9640 lira oldu. Yani %24 arttı. Bir sene içinde ise ortalama memur maaşı, emekli maaşı 567 dolardan 365 dolara geriledi. Memur ve emeklilerimizin maaşları döviz karşısında %35.6 eridi. Geçen sene memur ve emeklilerimiz maaşlarıyla 6.2 tane çeyrek altın alırken bugün ancak 3.9 tane çeyrek altın alabiliyor. Buradaki erime de %37. Enflasyon resmi yani TÜİK rakamlarına göre bile %21.31. Ama ne hikmetse memur ve emeklilerimize yapılan maaş artışı enflasyon farkı da dahil %16.4. Buradaki erimemiz de yaklaşık %5. Dolayısıyla neresinden tutsak elimizde kalıyor. Neresinden baksak memur ve emeklilerimizin maaşı kuşa dönmüş durumda. Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomideki paydan çalışana da pay verilecek gerçek bir zam istiyoruz. Memurlar ve emekliler analarının ak sütü gibi helal olan gerçek zammı istiyor. Herkes vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor. Memurlarımız, emeklilerimiz 25 milyon aileleriyle beraber yüzlerinin gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetli kardeşim genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş talep ediyoruz. Sözleşmeli kardeşlerimiz kadro bekliyor. Toplu sözleşmenin nasıl bir facia olduğunu memur ve emekli kardeşlerimiz yaşayarak anladılar. Dolayısıyla hükümete buradan sesleniyoruz. Acilen memur ve emekli maaş zamlarını gözden geçirmek zorundasınız. Bunun için gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, harcamalardaki artışı karşılayacak kabul edilebilir bir maaş zammı bekliyoruz. Geçmiş dönemlerdeki yaşanan kayıplarının telafi edilmesini bekliyoruz. Reel gelir artışı sağlanabilmesi için memur ve emekliler maaşlarına refah payı eklenmesini bekliyor. Biz memur ve emekliler hiçbir zaman hakkımız olmayanı istemeyiz, istemeyeceğiz de. Biz sadece hakkımız olanı ve hakkımız olan meblağı talep ediyoruz. Bundan sonra memur ve emekliler 25 milyon kişi hakkımızdan aşağısını rızada, razıda gelmeyeceğiz. Yıllardan beri bizlere hakkınız ödenmez dediniz, alkışladınız. Şimdi ise 25 milyon haklarının ödenmesini talep ediyor. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanlarımızda 25 milyon insanca yaşayacak yeteri kadar para istiyoruz. Öyleyse gelin çok geç olmadan memur ve emekli 25 milyonun bütçesindeki yangını ek zam ve refah payıyla
söndürün. Eksan'da refah payı da 25 milyonun analarının ak sütü kadar helaldir, hakkıdır. İğneden ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken memur ve emeklilerimiz, aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşımız maaşlarına gerçekten zam beklemektedir. Memur ve emeklilerimiz aldıkları maaş zamlarını piyasaya sürecek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak, borçlarını ödeyecek. Birileri gibi paralarını köşede tasarrufa ayırmayacak. Çünkü maaş emekliye de memura da yetmiyor. Dolayısıyla ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya hiç kimse cüret etmesin. Derhal Eksan ve Refah Payı uygulamasını hayata geçirsin.